Sizce de best in class değil mi? Bence kesinlikle öyle. Hatta otobüs deyince akla ilk gelen bence Setra oluyor. Bu videomuzda Setra'nın birazcık Türkiye'deki otobüs tarihinden ben bahsetmek istiyorum. Daha önce Travego ile ilgili bir evrim videosu çekmiştim. Sizler buna çok ilgi göstermiştiniz. Ben de bu Setra'nın paylaşımını gördüm. Erhan abi, aracın sahibi, kendisine buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Aracın fotoğraflarını paylaşmıştı. Ben de aracın fotoğrafını görünce dedim ki ben bunu mutlaka arkadaşlarıma göstermem lazım. Ama tabii önce bir konu lazım. Konu da Setra'nın Türkiye'deki bence tarihi olmalı. Hatta Setra'nın Türkiye'deki evrimi olmalı. Biliyorsunuz Setra'yı biz Varan'la tanıdık. Varan 80'li yılların ortasında Setra'nın Varsan Otomotiv'i kurdu ve Setra'nın Türkiye distribütörü oldu. Setra'yı biz 200 serisiyle tanıdık Türkiye'de. 200 serisi de 76 yılında üretime başlıyor aslında genel manada. Ve 90'lı yılların sonuna kadar da 200 serisinin üretimi çeşitli modellerde devam ediyor. Setra gerçekten çok geniş modellere sahip olan bir otobüs markası. Şimdi 200 serisi deyince biz sadece 215HD, işte 216HD, 217HD veya 217HD gibi modelleri aklımıza getiriyoruz ama dediğim gibi çok kapsamlı. Mesela Setra 200 serisinin ilk başlangıcı olan 200HDH var. Direkt 76 model. O da çok değişik zamanına göre çok güncel bir tasarıma sahip bir araç. Mesela Varan'da bir tane S210 serisi vardı. 10 metrelik bir uzunluğa sahip bir otobüs. Hatta şu anda da Türkiye'de hangi firmada olduğunu muhtemelen az çok tahmin ediyorsunuz ama yorumlara yazın sizler de. S215 var. Varsan'ın resmi olarak distribütörü olduktan sonra resmi olarak 80'li yılların ortalarında geliyor. Biz aslında Setra'yı ilk olarak S215 serisiyle tanıyoruz. Hatta ben onun videosunu Varansürk testlerinde çekmiştim ama o aracın videosunu yayınlayamamıştım. Ama ben buraya ara ara serpiştireceğim, siz de onu göreceksiniz. S200 serisi demişken S228'ler mesela Türkiye'de çok tutulan modellerdi. Aşırı derecede fazla oldu ama fiyatı yüksek olduğu için tabi Bursacı karoserciler hemen o aracın çakmalarını falan yapmaya başladılar. Ve o araçta çok kaza yapmaya başladı. Tabi çünkü koskoca Setra her şeyi ölçüyor, her şeyi biçiyor, öyle yapıyor. Ama bizim karosercilerimiz kara düzen normal. İki tek katlı otobüsün üstüne iki katlı karoseri atıyorlar. Ve öyle olunca hesap kitap yapmayınca o araçlar mesela çok kaza yapıyor. Ondan sonra o araçlardan böyle piyasada siliniyor. Şimdi Setra'yı Türkiye'de ilk olarak en çok tercih eden belli başlı firmalar var. Mesela benim aklıma gelen Pamukkale var, Özkaymak var, Varan var, Boz Turizm var. Boz Turizm'de aslında bir tane otobüsünü az çok nerede olduğunu biliyoruz. Yakında kısmetse onu da sizlere bir nostalji olarak çekeceğiz. Tabii sizlerin aklına gelenler varsa mesela hangi firma kullanmış Setra S200 serisini sizler de yoruma bunları yazabilirsiniz. 328'ler vardı, iki katlılardan devam edelim. 328'ler ülkemizde hiç yok. Yani hiç yok, hiçbir firma onları tercih etmiyor. S200 serisi demişken mesela S216 vardı. Bir tane böyle mavi kuşaklı. Hatta Varan'ı böyle N gibi yapmışlar, Naran gibi okunuyordu. Ve araç perona geldiği zaman yolcular o aracın Varan olduğunu bilmiyordu ve araca binmek istemiyordu mesela. Hani Varan değil bu diyorlardı, biz bu araca binmeyiz diyorlardı. S217'ler var mesela. Bir de şöyle bir şey söyleyeyim. Gerçekten benim böyle hazırlık yaptığım, böyle en keyif aldığım video bu oldu. Neden? Çünkü Setra'nın özel üretimlerini gördükçe ben metin hazırlıyorum videodan önce. Bunu da size aktarmak istiyorum. Mesela o metinde görseller falan hazırlıyorum. Gerçekten çok keyif aldım onları hazırlarken. Çünkü gerçekten birbirinden renkli, birbirinden güzel donanımlı otobüsler var. Şimdi 300 serisine geçelim. 328'den bahsedip 300 serisinin direkt kendisine bahsedelim. 91 yılında üretime başlıyor 300 serisi de. Ondan sonra zaten Setra onar yıl şeklinde devam ettiriyor modelleri. Mesela Setra 400 serisi de 2001'de başlıyor üretime ve 2010'da sona eriyor onların üretimi de. Şimdi 300 serisinden devam eden 91 üretime başlıyor. Aksonoğlu Zafer Turizm, Varan Turizm, Metro Turizm bu modeli ilk tercih eden firmalardan. Ondan sonra 2000 yılların başında zaten Setra 400 serisi çıktığı zaman Varsan Otomotiv Türkiye'deki firma sahiplerini alıyor ve Ulm'e götürüyor. Orada bir kısa bir Setra turu yaptırıyorlar. Hatta Topcam Turizm'de Olgun abiyle bir video çekerken ondan biraz bahsetmişti. O videoyu izlemeyenler sağ üstteki karttan o videoyu izleyebilirler. Burada bir yerde çıkıyordur o muhtemelen. O videoyu da bundan sonra izleyebilirsiniz. Şimdi 400 serisi tabii 2000 yılının başında çıkıyor. 400 serisinin çok fazla firma oluyor. Mesela cam tavanlısı vesaire var onların. Cam tavanlısını ben Günsal Turizm'de görmüştüm bir defa. O zamanlar video çekmiyordum, sadece fotoğraf çekiyordum. Tabii fotoğrafını çekmemiştim o zaman belli başlı sebeplerden dolayı ama görmüştüm ben. Cam tavanlı versiyonları da var Setra 400 serisinin. Fuar versiyonu da hatta. Çayır ağasında çok vardı. 400 serisinde dediğim gibi birçok firma kullandı. Çayır ağası kullandı 415, 416, 417 serilerini. İşte Varan Turizm, Ulusoy Turizm birçok firma kullandı. Özellikle Lider Turizm vardı mesela. 2011'de ben çok iyi hatırlıyorum. Çok güzel Setra'ları vardı. Ben de o zamanlar fotoğraf çekiyordum. Minyon kuşaklı çok güzel Setra 400 serileri vardı. Setra 2011 yılında 400 serisinin böyle bitirmeye yakın
bir tane Limited Edition 60. yıl kuşağı ile bir tane Limited Edition sürümü üretiyor. Onu da tabii Türkiye'den hiçbir firma almıyor. Belli başlı özel makyaj camalar, belli başlı özel dizaynlar var. Bir de Setra 416'nın özel VIP Edition'ı var. Bu da 2006 yılında çıkıyordu yanlış hatırlamıyorsam. O da gerçekten içerisinde masalar var, işte koltuklar deri, mutfağı var arka planda. Böyle farklı farklı versiyonları var. 416 HDH serisi, HDH serisinin haricinde bir de GT serileri var. GT serileri de ülkemizde çok sevildi. GT serileri de kullanıyor. Onun dışında Setra 10 metrelik versiyonlarını da mesela şu anda firmalar kullanıyor. Bir tane Adana firmasında Setra 10 metrelik versiyonu kullanılıyor. Şimdi yanında bulunduğumuz araç da aslında 2006 model. Hiç göstermese de 2006 model bir araba. Ve 2009 trafiğe çıkıştı. 2019'da Türkiye'ye girişti. Çünkü bu araç buradan önce Almanya plakalıydı. Ondan sonra Türkiye plakaya çevirmişler. Nişikli Turizm'de çalışıyor şu anda. Bulgaristan'a gidiyor. Hem Nişikli Turizm'e teşekkür ederim hem de aracın sahibi Erhan Bey'e buradan teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi gelecekti ama gelemedi bugün. Gelseydi siz de onu da bir tanıştırmak isterdim. Daha önce Setra'yı detaylıca anlattığım bir iki videomuz var. Bu videomuzda böyle Setra'nın birazcık hem normal kendi tarihinden hem de dedim ki birazcık Türkiye tarihinden bahsedeyim. Böyle güzel bir kronoloji hazırladım istedim. Trago'da yapmıştık, çok sevmiştiniz. Aynı şekilde V8'in de böyle bir videosunu çekmiştik. Çok sevmiştiniz. Bir de aynısını Setra'da yapalım. Böyle güzel bir Setra bulmuşken. Rengi falan çok hoş duruyor. Jantlar sonradan siyah etiket alkola takılmış. Göstermeden de edemeyeceğim dediğim gibi normalde arabayı anlatmayacaktım ama böyle güzel bir arabayı da görünce gerçekten anlatmamak elde değil. Şimdi birazdan da kısa bir tura çıkacağız. Burada anlatmadıklarını bir turda anlatacağız. Şimdi gelin yolculuğumuza çıkalım. Bence nasıl bu araba? Bence araba güzel de yakıtı nasıl abi? Önemli yakıtı olan çok güzel. Ne kadar yakıyor mesela? %38 falan yakıyor. %40 buluyor. Yük yüklediğin zaman komple ne bulur değil mi? Ne kadar basarsın o kadar yakıyor. Ama bastın mı da uçuyordur herhalde değil mi? Uçuyor Allah gidiyor işte. Maşallah. Doluyken de aynı performansı gösteriyor. Rampa, mampa hiç fark etmiyor bu. Arkadaşlar şimdi yolculuğumuza çıktık. Yurt dışının köklü firmalarından Nişikli ile beraberiz. Yanımızda Gürkan abi var. Aracın kaptanı kendisi. Gürkan abi ne haber, nasılsın? Teşekkür ederim, sen nasılsın? İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Bu arabayla bir perona girdiğin zaman yolcu buna 2006 model gözüyle bakmaz. Hatta otobüsten böyle çok anlamayan birisi bu arabanın 2006 modeli olduğunu hayatta anlamaz değil mi? Yok. Araba yeni diyorlar, hayırlısı olsun diyorlar. Kaç kilometreydi hemen soralım onu. Hemen kilometresini okuyorum sana. Orijinal bir araba. 1 milyon 200 bin kilometrede şu anda. 1 milyon 200 bin. Araba... Koltuklarından her seneye kadar orijinal Setra. Araba Almanya'dan gelmiş. Almanya'dan geldi. Normalde ikinci el getirilmiyor ama bu araç getirilmiş. Zaten şoför üstü yazıları falan hepsi Almanca. Detay görüntülerde de arkadaşlar görürler. Memnun musun abi arabadan? Çok memnunum. Sence otobüste gerçekten Setra kral mı? Aynen öyle. Yani bu arabaların uzun yolda yolcu olsun, şoför olsun çok rahatlığı var. Ben çok araba kullandım. Her modelini kullandım. Yormuyor değil mi seni? Yok, kesinlikle. Yormayan araba zaten keyifli arabadır. Biz buradan çıktığımız zaman yaklaşık 9 km, 8 km yol yapıyoruz. 12 saatlik yol yapıyoruz. Hissetmiyoruz yani bu. Başka arabada hissediyorsun yani bu yolu. Değil mi? 2006 model olmasına rağmen evet. Abi. Şimdiki arabalara taş çıkartır. Tabii canım yani. Uzunluğu, estetiği, aynen. Görüntüsü falan. Ve bir de büyük olmasına rağmen ufak otobüslerin yapabildiği bütün manevraların hepsini çok iyi bir şekilde yapan bir araba bu. Evet. Bu arada Erhan abi aracın sahibi. Ona da buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Kendisi gelecekti ama işi çıktığı için gelmedi. Sağ olsun Gürkan abi. Onu aratmıyor aslında. Teşekkür ederim. Kendisi de çok meraklıdır. Evet. Araba konusuna, otobüs konusuna çok üstüne düşen tiz bir insandır. Değil mi? Arabanın temizliğinden belli. Orijinalini bozmamış. Kesinlikle. Koltuklara televizyon takmamış. O gerçekten kesinlikle güzel bir şey. Yurt dışı yolcusu nasıl televizyon vesaire arıyor mu böyle arabada bizim? Şimdi bizim kimi arabalarda arıyorlar. Kimlerini de aramıyorlar. Öyle söyleyeyim. Zaten koltuk arasında televizyonla şeyi bitti. Eskisi gibi değil. Evet. Kimse hani özelliği bitti artık. Yani şimdi araçlarda priz var mı? İnternet var mı? Onlar soruluyor genelde. Başka bir şey aramıyorlar yok, fazla yok, aslında. Yok artık eskisi o şey kalmadı yani koltuk arkası televizyonu. Evet. Peki yurt dışı çalışmak nasıl? Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Bizde mesela doğuya gittin mi full bagajla gidersin. Yolcu evet. Fazla olmaz. Hatta aracın koridoruna bile bagaj koyarsın. Benziyor bir nevi öyle. Yurt dışı nasıl? Orada da
Bagaj mı çok, yolcu mu çok, nasıl oluyor? Oluyor, bizim de bagaj oluyor. Gerçi gittiğimiz bölgelere göre değişiyor. Bizim gittiğimiz bölgede vatandaşların, hemşirelerimizin bagajları bayağı oluyor. Burkanları, kavanozları, işte turşuları falan filan bizde de oluyor. Yani sizde bagaj de konusunda epey bir yoğun oluyor bagajlar, oluyor değil mi? Bu konuda da bu otobüs, hani bu araba bize çok iyi razıma sağlıyor yani. Yakıtı fazla ama bagajı güzel. Setra'nın zaten. Yakıtı biraz fazla evet ama olsun yani. Büyük olsun. Kaç kişilik bu araba? 54. Kaç? 54. 54 kişilik. Yani full gidiyor musunuz peki normal zamanda? Şu an pandemi ama. Şu anda pandemi var. Zaten full olmuyor da yani yaz sezonunda tabii ki olur. Şimdi Gürkan abi, sizin firma Nişigül Turizm nerelere çalışıyor? Hani bu firmadan bilet almak isteyenler nerelere gidebilir bununla? Nişigül Turizm çok köklü bir firma yurt dışında. Evet. Bulgaristan'da bilhassa. Burgaz, Varna, Şümen, Yozgat, Sestre hattında yıllardan beri hizmet veriyor. Onlar eskiden yani, şöyle söyleyeyim. Sağ serbest. Öbür firmalar yokken Işık da vardı. Evet. Yani yurt dışı Bulgaristan'da. Evet, doğru. Çoğu firma yokken bu Nişigül Turizm orada faaliyet gösteriyordu. Evet. Arkadaşlar şimdi biraz da ben Setra'nın dışarıda 3-5 ufak tefek bahsettiğim konular vardı. Mesela Setra'nın bu rengi bizim alışık olduğumuz bir renk aslında. Çünkü 200 serisi, 300 serisi, mesela Özkaymak'ta vardı buna yakın bir renk. Turuncuydu o da. Kuşağını hatırlıyorum. Alttan mavi bir çizgi geçiyordu. Hayal meyve ben hatırlıyorum. Mesela Boss'tan hatırlıyoruz. Boss sen de biliyorsundur. Eski eski Setra ile ünlü bir firmaydı o da. Varan gibi. Ondan sonra mesela İzmir Fuarı vardı 2000'de. Enternasyonel Fuarı. Orada da mesela bir tane buna yakın bir Setra vardı hatta. Onun fotoğrafını ben gördüm. Sahibinden alabilirsem ekrana koyacağım. Siz de bu sayede görmüş olacaksınız. Şimdi biraz da ben arkaya gideyim. Gürkan abiden müsaade isteyeyim. Biraz da arkada yolculuk performansını bir arkadaşlara göstereyim. Özleyenler vardır. Çünkü Setra yok Türkiye'de. Evet. Fazla yok yani. Var ama fazla yok. Çok teşekkür ederim abi verdiğin cevaplar rica için. Ederim. Biz de şimdi arkaya geçelim. Arkadaşlar merhaba. Şimdi arkaya geldim. Size buradaki yolculuğu göstermek istiyorum. Setra gerçekten çok iyi ama ya. Baksanıza abi. Şu iç dizayn. Şimdiki neredeyse hiçbir araçta yok ya gerçekten. Şimdiki hiçbir araçta yok. Şu dizaynın güzelliğine mesela şu koltukların güzelliğine bakar mısınız? Dedim ya hani koltuklara televizyon bile takılmamış baksanıza ya. Çok iyi değil mi? Çok temiz ya. Hakikaten çok temiz, çok güzel. Sesi falan da böyle güzel. Fena değil yani hani baktığın zaman ses de çok fazla yok. Şimdiki araçlardan çok çok konforlu. Yani düşünsenize bunun peronu sizin peronunuza yanaştığı. Şimdi bunda şöyle bir güzelliği var. Retarder sesi de geliyor. Şöyle arkada duralım. Retarder sesini hem dinleriz beraberce. Güzel bir retarder geliyor. Evet. Şimdi bu hal yolundan otogara gidiyoruz. Belki tanımışsınızdır sizlerle. VIP Edition'dan bahsetmiştim dışarıda hani hatırlarsanız. Onunla şöyle bir hata yaptı. Sanırım ben de 2009 dedim ama 2007 yılında aslında o VIP Edition çıkıyor. Ondan sonra tabii isteği özel olarak yine tekrardan üretiliyor. Birazdan bir retarder sesi gelecek. Onu sizler için bir çekmek istiyorum. Birazdan otogar girişine doğru yaklaşınca abimiz güzel bir retarder çekecek. Şöyle bir virajda var ya. Orada güzel bir retarder sesi gelecek. Onun dışında dediğim gibi Setra gerçekten Türkiye'de otobüsçünün adını koymuş bir marka. Bence öyle. Gönül ister ki hepsi olsun. 516 serisini çekeceğim. Güzel. Bekleyin daha tam gelmedi. Birazdan en güzelini duyacaksınız. Yeni nesil otobüslerden alıyorlar bu sesi ya. Evet arkadaşlar, anlatmadığım bir şey var mı diye düşünüyorum. Birçok şeyi anlattım. Zaten Setra 500 serisiyle de yakında bir video çekmeyi düşünüyorum. Görüşmelerim devam ediyor.
bir tane firmayla. Zaten 500 serisi çok fazla firmada yok. Orijinal böyle. Yani tek şartım bu orijinal olması ki güzel bir çekim olsun. Onu sizlere göstermek istiyorum. Şimdi Esen Otolarına geldik. Videomuzu ufak ufak ben bitirmeyi düşünüyorum artık. Güzel de bir video oldu, keyifli bir video oldu. Dediğim gibi hazırlandığım en güzel video oldu bu. Çünkü o görselleri falan hazırlarken gerçekten çok keyif aldım. Şimdi ışıklarını da yaktı abimiz. Evet. Şimdi dediğim gibi en keyif aldığım video oldu. Otogara geldik. Buradan Erhan abime tekrardan çok teşekkürlerimi sunuyorum. Bakın burada da bir Setra var. Beyaz bir Setra. Yazık günah ya. Plakası yok. Yazık günah gerçekten. Yazık günah. Umarım yakında bir firma alır ve onu değerlendirir. Arkadaşlar ben burada videomuzu bitiriyorum. Beğenmeyi unutmayın. Setra ile ilgili yorumlarınızı mutlaka yoruma bekliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.